Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün böyle elimde olan pampaslarla bir şey yapacağım. Şimdi bunlar soda şişesi. Hangi soda şişesi olduğunu biliyorsunuzdur. Bu soda şişelerini çok değerlendiriyorlar, görüyorum. Elimde de böyle taşlar vardı. Soda şişelerini atmak istemedim. Önce bu şekilde taşla doldurdum içini. Yalnız ağzı birazcık dar olduğu için ağız kısmı. Taşlarda iri olanlar da vardı tabii ki. Aslında bu taşları biz internetten sipariş vermiştik. Daha önceden başka bir şeyde kullandığım için elimde şu an az kalmıştı. Fakat bu soda şişesinin ağzı dar olduğu için küçük parçaları aldı sadece. Tabii pampastan da birazcık kestim ucundan. Sonra elimde böyle bir kurdele vardı fakat çok da beğenmemiştim aslında bunu. Yine de bir denemek istedim. Deneme yanılma yöntemi yapıyorum şu an burada. Çünkü gerçekten önceden ayarlayıp bir şey yapmadım şu an. Kafam esti. Ben dedim bir şeyler yapayım. Canım sıkıldı. Şu olur mu, bu olur mu derken bulduğum şeyleri şu anda deneyerek sizinle bakıyorum ama bunu pek beğenmedim. Sonradan başka bir şey de kullanırım diye düşünüyorum. Onu beğenmediğim için aklımda tabii ki pembe renk bir kurdele var. Onu bulmam lazım. Yine gönlüm pembeye kalktı. Şimdi bağlamak yerine kurdeleyi yapıştırmaya karar verdim ve bir Japon yapıştırıcısı aldım hemen. Tabii ki pembe kurdelemizi şöyle ortadan birleştirmeye karar verdim. Yapıştırdım bu şekilde. Sonra dedim ki ortasına bir şey yapıştırayım dedim ben bunun. Gittim, boncuk vardı. Dedim boncuğu da Japon'la yapıştırayım. Evet, çok güzel dedim değil mi bana? Harika dedim ama maalesef Japon'la boncuk yapışmadı. Zorluyorum yine de. Hani bastırırsam falan yapışır diye düşündüm. Yok. Zorlamayı severim ama olacak gibi değil. Sonra silikon tabancası deneyeyim dedim. Bu da bozuk bir silikon tabancası. Maalesef tabancalıktan çıkmış. Böyle elimle silikonu ittirerek çıkarmaya çalışacağım şimdi. Bakalım deneyelim. Silikonla yapıştırabilecek miyim? Bakıyoruz. Bastırdım şöyle. Sıktım bir güzel. Kurumadan hemen yapıştırmaya çalıştım. Bastırıyorum. Evet. Çok güzel. Bu olmuyor. Olmadı. Hani bir daha deneyelim. Yani denemekten fayda var sonuçta. Dediğim gibi hani böyle düşünerek yapmadığım bir şey olduğu için deneyerek yapıyorum. Bu sefer olacak inanıyorum. Fakat sonuç. Hadi bakayım. Harika. Yine olmadı. Ben bu sefer vazgeçiyorum. Bu kadar da olmaz çünkü yani. Sonra eşim bana böyle bir çiçek almıştı. Üzerinde de süsler vardı. Dedim ki bunları değerlendireyim bari. Allah'ım ya. Çok ilgincim. Ama kalbi buraya yapıştırdım. Çok güzel oldu bence. Gayet iyi oldu ve kendiliğinden de bir yapışkanı vardı zaten. Çok kolay yapıştı.
Sonra diğer uğur böceğini buraya yapıştırdım. Gayet güzel oldu. Sonra üçüncü şişeye geldik fakat taşlarım azaldı. Yani bu şişeyi dolduracağımı düşünmüyorum. Çünkü hani irili ufaklı olduğu için ufak olanları koyacağım. Fakat gördüğünüz gibi iriler daha çok burada. Ya bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Eğer tam olmazsa diğerlerinden biraz aktaracağım. Bakın gördüğünüz gibi çok kalın olanlar geçmiyor. Bu kısımda zorlamayı düşünmüyorum tabii ki çünkü geçmeyecek ve sıkışma olabilir, çıkaramayabilirim. O yüzden zorlamadım bu sefer. Bu şekilde az doldu maalesef şişe. Bir deneyeceğim bu şekilde nasıl duruyor diye. Bir bakacağım. Evet biraz bayağı bir az gözüküyor şu anda. Biraz daha doldurmam gerekiyordu bence. Neyse bir kurdelesini de halledeyim. Ona bakacağım şimdi. Biraz fazla akıttım yapıştırıcıyı. Onu aldım birazcık sapla. Evet. Son uğur böceğini de yapıştırdım. Bu arada aktarma yaptım şişeye biraz. Taş koydum yani doldurdum. Bir yerlerde taş varmış buldum. Son hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Taş biraz daha doldurulabilir. Renkli taş alınabilir. Veya şişeler spreyle boyanabilir. Daha bir sürü şey yapılabilir. Hatta benim daha çok bir sürü şey yapasım var bunlarla. Ama bazen de diyorum ki niye böyle şeylerle uğraşıyorum falan. Ama yine de güzel oldu bence. Beğendiniz mi acaba? Beğenmediğiniz bir şeyler var mı? Merak ediyorum.